Merhaba değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz dün sosyal medya hesaplarımda zincir marketlerin yaptığı kurban satışı ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Bunların reklamlarında 14 kiloluk koçtan bahsediyor. 14 kiloluk koç olmaz. Yanımda gördüğünüz bu kuzu şu anda tam olarak 2,5 aylık. Mustafa Soysal abimin bana verdiği koçlardan bir tanesi. Şimdi bu kuzuyu tartacağız. Bakalım kaç kilo gelecek. Evet, görüyorsunuz teraziyi sıfırladık. Yusuf, koy bakalım kuzuyu. Gördüğünüz gibi 28 kilo. Evet arkadaşlar, gördünüz. Kuzumuzu tarttık. 2,5 aylık kuzu 28 kilo geldi. Bu kuzuyu şimdi burada kesmiş olsak marketlerin insanlara teklif ettiği ya da sunduğu 14 kiloluk bir karkasımız olacak. 14 kiloluk karkas ancak bunun gibi 2,5 aylık bir süt kuzusundan çıkar. Onların koç diye sattıkları şey aslında bir kuzudur. Biz de kuzumuzu gönderelim gitsin. Dana diye sattıkları olay da şaibe içinde şaibedir. Onunla ilgili de bildiklerimizi size söyleyeyim. Oradan kurban aldığınız zaman kesinlikle tek bir hayvanın hissesini almıyorsunuz. Onların sisteminde hayvanlar arife gününden kesilmeye başlanıyor. Etler bir yerde toplanıyor. Size 20 kilo mu 20 kiloluk bir teklif geldiyse kutulara 20'şer kilo koyuluyor. Hangi kutunun hangi müşterinin olduğu da o kutular markete gittikten sonra belli oluyor. Örnek veriyorum. X bir market diyor ki merkeze, benim diyor 30 tane dana kurban siparişim var diyor. 30 kutu oraya gidiyor. Gittiği markette üzerlerine müşterilerin isimleri yazılıp ondan sonra teslim ediliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizin de aklınızda bazı şeylerin netleşmesine bu video faydalı olur.